Herkese merhabalar. Yağız Kaan Erdoğmuş. İş Bankası Süper Satranç Ligi'nde oynuyor. Ve bugünkü oyundan sonra performansı 2865. Gelin oyununa bakalım. Güçlü Darda'ya karşı oynuyor. 2629 Elo'ya sahip. D4, D5, C4. Siyahlar kabul edilen Vezir Gambit'ine girdi. Tabi opyonu tutamaz. Karşılıklı gelişim hamleleri. Siyahlar Vezir kanında alan kazanıyor. Ve filini uzun çaprazdan geliştiriyor. A4 hamlesi vezir kanını zorlama hamlesi. B4 sürerse C4 karesi zayıflayacak. B alır A4 yapmış tempo kaybetmemek için. Çünkü siyahlar alıyor, yağız da almalı. Kale ile almayı tercih ediyor. İlginç bir tercih. Kale alır A4'ten sonra kale A4'te ne iş yapacak diyorsunuz? Evet A6 piyonuna basıyor ama oyunun ilerisinde ilginç bir fikir gelecek. Yine karşılıklı gelişim hamleri rok ve şimdi saldırgan bir hamle. İki tarafta kendi yarı sahasında taşlarını aletlerini geliştiriyordu. Ve Yağız şimdi rakip kampın içine atını soktu. E5'teki at merkezde desteklenen at çok etkili rakip kampı bombardıman ediyor. Ve Dardada diyor ki o atı orada barındırmam. D alır E5 ve atı kaçıyor. Beyazlarla Yağız önemli bir karar verdi. Çünkü duble piyona razı oldu. B2'teki filin önünde piyonla tıkanmış durumda. Neden buna razı oldu? Çünkü kalesine güzel bir şekilde, tehditkar bir şekilde şahkanına aktardı. Siyahlar at B4 geliyor. Şimdi F4. Belli ki şahkandan bir şeyler yapmak istiyor Yağız. Rakip F5'te bunu engellemek istemiş. E F6, F F6 değişimler mecburi. Vezir F6 siyahlar da çok sağlam oynuyor ama piyon yapısında bir takım zayıflıklar var. Ve Capablanca'nın dediği gibi siyahların 4 adacığı var piyon adacığı. Beyazlarınsa 2 piyon adacığı var. Ve bu tür adacıkların fazla olması dezavantaj. Özellikle piyonlar ayrık olduğunda hedef olma potansiyeline sahip. Bakalım Yağız ne yapıyor? Siyahların şah kanadı oldukça sağlam gibi. Dolayısıyla düzeltiyorum şöyle çok gittik. Burada fil F3 hamlesini yapıyor değiştikten sonra. Fil F3'e Siyahlar fil D5 geliyor. Atın merkezleşmesi at E4. At E4 hamlesi ilginç çünkü siyahlara vezir B2 fırsatı veriyor. Zaten B3 bir de istenirken ikinci bir kuvvetle daha piyonu istedi. Kale F2 iki tarafında zamanı azaldı. 26 dakikaya 12 dakika ve 21. hamle vezir B3 tamam diyor Yağız. Mat sevdası peşinde koşmuyorum ama... Oyun sonundaki o ufak avantajlıktan yararlanmak istiyorum diyor. Fil alır B3'ten sonra at alır C5. Evet piyonlar eşit ama at şu anda fili istedi E6'ya ve A6'ya baskı yapıyor. Rakibin hamlesi fil D5 ve işte burada 13 dakikası kalmışken F5 gibi kuvvetli bir hamle patlatıyor. F5 sayesinde açarak B4'e saldırmış oldu. Şimdi burada kale alır f5 yaparsa kale b4'e fil alır f3 ve c5'in boşta kalması söz konusu. Ama elbette e4 hamlesi hızlı bir şekilde çatalla oyunu bitirirdi. Oyuna dönersek kale a c8 geliyor o da atı istedi. At alır e6 bu piyon fedasını planlamıştı. Bakar mısınız beyazların tüm taşları şimdi şah kanadında. Evet oyun sonu ama epey bir ciddi baskı var. Siyahlar kale alır F5 bile anlamış buna. At alır G diye de razı siyahlar. Bunlar karşılıklı neredeyse en iyi hamleler ama siyahlar ateşle oynuyor. Ucu ucuna çok dikkatli olmalı. Kale C1 hamlesi, kale F1, kale alır F1, şah F1, fi F3. Kaleyi almaya vakit yok. Efendim kale istekte G, f 3ten sonra kale B5 geliyor siyahlar. Ve şimdi eğer F3'ü alırsa tabii ki çok kötü olur. Şah E2'den sonra hem kale istekte hem atı açtıktan sonra atın boşta kalma durumu var. Dolayısıyla kale B5 gelmiş. G, e, at F5 şah, şah F8. At D4 oynuyor burada. Evet beyazlarla Yağız bir piyon fazla ama siyahların uzak geçeri var ve beyazların piyonu vezir olmaktan çok uzakta. Diyeceksiniz ki beyazların da iki geçeri var ama A piyonu çok tehlikeli olabilir. Taşları iyi koordine etmek lazım. At D5 gelmiş. o bir karsal dramlesi. At B5'e at E3 şah e çekecek. G4'ü alacak. B5'i alacak. Bundan e 3ü tutmak zorunda. İşte burada bilgisayar piyon önünde olmasına rağmen beyazlara hafif üstünlük veriyor. Neden? İşte taşların bağlanmışlığından kale savunmaya bağlı. Şimdi kale B2 bir de en önemli konulardan birisi şahın kesik olması. Yağız'ın 3 dakikası var bu konumda ve acaba bu ufak üstünlüğü arttırabilir mi diye düşünüyorduk. Burada piyonu sürdü. İstekteydi zaten. Şah F diye hemen kale E5'te kalesini iyileştiriyor. At B6'ya kale C5 bunlar hep en iyi hamler. Kale C5, kale A5 oynasa burada ee, hemen at c4 gibi fikirler var. Burada at c4 e3 isteyecek. Dolayısıyla kale c5 oyundaki hamle iyi. Atın ayaklarını kırdı. At c4 fikrini engelledi. Rakip kale a2 ile e, piyonu korur hale gelince. Çünkü e, belli ki burada kale c6 ile yandan saldırma kale c7 gibi fikirler var. Siyahlar fikir bulmakta zorluk çekiyor. a5 sürmek istiyor işin doğrusu. Piyonu destekleyerek kale c 7 ve şimdi şah g8. Şah g6 elbette kale c6 ile at kazandır. at kaybettiği için olmazdı. Şah g8 gidiyor ve şu konuma bakar mısınız? Biraz önce beyazların taşları ahenkli değildi ama bir anda harika konuma geçti. Şah kesik. Kale iyi yerde, at iyi yerde ve oyun sonunda iki şey daha önemli hale geliyordu. Neydi bunlar? Geçer piyon ve şahı kullanmak. İki tarafta şahı kullanamıyor. Beyazlar siyah şahın hareketsizliğinden yararlanmak için neyi kullanıyor? Geçer piyonunu kullanıyor. Artık bilgisayar burada zaten konumda da belli. Beyazların kazançta olduğunu söylüyor. Yağız'ın o kadar kısa sürede Carlsen tekniğiyle adeta bu konumu getirmesi harika. Fischer için söylerlerdi 15 yaşında. 16 yaşında olağanüstü başarılar elde etmeye başlayınca Ruslar çok şaşkındı. Bu kadar küçük yaşlı olmasına rağmen nasıl bu kadar oyun sonunda olgun bir stile sahip olurlar diye şaşkınlıklarını belirtiyorlardı. Aynısını Yavuz için de söyleyebiliriz. 13 yaşında olmasına rağmen oyun sonunu mükemmel oynuyor. Karşılıklı piyon sürüşleri ve at F5'ten sonra rakip terk ediyor. Neden? Çünkü mata ve piyonun vezire çıkması söz konusu. Siyahların geçer piyon değerli değil. Evet örneğin şah çekse şah ve a2 yapınca kale a7. Siyahlar şah çekip vezire çıkmak istiyordu. Kale durdurdu bu piyonu. Ve sonrasında çaresizlik siyahlar için. Çünkü siyah örneğin bir hamle yapsın piyon sürsün. Hop vezire çıkacağız. Şahla durdurunca şah ve şah kaçınca e8 vezire çıkacak ve kazanacak. İşte bu galibiyetle 3'te 2 gidiyor. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.